Ben de 686 sayılı KYK ile 7 Şubat'ta işimden atılmıştım. İşimden atıldığım gibi Nuriye ve Semih'in başlattığı işe geri dönme talebiyle başlattıkları direnişe katıldım. Ben de işimi geri isteme talebiyle Yüksel Caddesi'nde direnişe başlamıştım. Nuriye ve Semih direnişin 120. gününde açlık grevine başladılar. Çünkü 120 gün boyunca işlerini geri istediler ve hiçbir şekilde buna bir karşılık bulamadılar. Dolayısıyla eylemlerini bir üst boyuta taşıyıp açlık grevine başladılar. Açlık grevinin gücünü bilen iktidar onlara işlerini geri verme yerine onlara saldırarak 75. günde onları tutsak etti. Tutsak ederek direnişi bitirebileceğini düşündüler. Oysa ki Nuriye ve Semih sadece kendileri için işlerini geri istemiyordu. Haksızlığa, adaletsizliğe uğrayan bütün kamu emekçilerinin sesi olma gibi bir düşünceleri vardı. Nitekim de oldular. Dünya hem ülkede hem dünya gündemine girdi. Herkes Nuriye ve Semih'in haklı ve meşru taleplerine destek oldu. Bir çığ gibi büyümeye başladı. Bunu engellemek için onları tutsak ettiler. Direnişin sürdüğü anıtı ablukaya aldılar. Onu bile, anıtı bile gözaltına aldılar. Ama hesap edemedikleri bir şey var ki, zalimin zulmü varsa direniş en meşru haktır. Biz bu bilinçle bütün saldırılara rağmen işimizi, ekmeğimizi geri istemekten hiçbir şekilde vazgeçmedik. Nuriye ve Semih'in sesine ses olmaya devam ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Nuriye ve Semih'in talepleri çok net. Sadece işlerine geri dönmek istiyorlar. İşlerine geri döndükleri zaman açlık grevi direnişi bitecek zaten. Yani onları tutsak ederek direnişi bitirme düşüncesi kesinlikle tamamen geçersiz kalındı bu düşünce. Çünkü Nuriye ve Semih hapishanedeyken bile direnişlerini sürdürme kararı aldılar ve şu anda zorla müdahale gibi bir düşünceleri var. Sürekli doktorlar gidip işte size müdahale edelim mi gibi sorular soruyorlar. Onların ilk gün 9 Mart'taki düşünceleri neyse 167 gün sonra gene düşünceleri aynı. Bizim tek talebimiz işimize geri dönmek. İşimize geri döndüğümüz zaman açlık grevini bitireceğiz. Biz de Nuriye ve Semih'in bu haklı ve meşru taleplerini yükseltmek, onların sesine ses olmak için onlara desteğimizi her zaman verdik. Bugün de başlatılan 7 günlük açlık grevine destek olmak için ben de burada açlık grevindeyim. Talebimiz Nuriye ve Semih'in talepleridir. Nuriye ve Semih işe geri alınsın, açlık grevi bitsin.